Bölüm 10 Yetmişlerin görevlendirilmesi Bu olaylardan sonra Rab yetmiş kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara şöyle dedi. Ürün bol ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi olan Rab'be yalvarın da ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Hadi gidin. İşte kurtların arasına kuzular gibi gönderiyorum sizi. Yanınızda ne kese, ne torba ne de çarık taşıyın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz önce bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak. Yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın. Size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü işçi kendi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin. Kentinizde ayaklarımıza yapışan tozları bile size karşı siliyoruz. Yine de şunu bilin ki Tanrının egemenliği yaklaştı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü Sodom kentinin hali o kentin halinden daha dayanılır olacak. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Betsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı onlar çoktan çulla örtünüp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sur ve saydanın hali sizinkinden daha dayanılır olacak. Ya sen ey kefernehum göğe mi çıkarılacaksın? Hayır sen ta ölüler diyarına kadar ineceksin. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur. Yetmişler sevinç içinde döndüler. Rab! Rab dediler. Senin adını andığımızda cinler, cinler bile bize, bize boyun, eğiyorlar. boyun eğiyorlar. İsa onlara şöyle dedi: Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. İşte ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. O anda İsa kutsal ruhun etkisiyle coşarak şöyle dedi. Baba, göğün ve yerin Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba. Bunun böyle olması senin isteğindi. Babam her şeyi bana emanet etti. Oğlun kim olduğunu babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunu da oğul ve oğlun onu tanıtmayı dilediği kişilerden başkası bilmez. Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi. Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler. Ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler. Ama işitemediler. İyi Samiriyeli bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı sınamak amacıyla gelip şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona... Kutsal yasada ne yazılmıştır? ...diye sordu. Orada ne okursun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canında, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendin gibi sev. İsa ona doğru cevap verdin. Dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya... Peki komşum kim? Dedi. İsa şöyle cevap verdi. Adamın biri Kudüs'ten Eriha'ya inerken haydutların eline düşmüş. Onu soyup dövmüşler ve yarı ölü halde bırakıp gitmişler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyormuş. Adamı görünce yolun öbür tarafından geçip gitmiş. Bir levri de o yere varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitmiş. O yoldan geçen bir Samiriye'li ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızlamış. Adamın yanına gitmiş. Yaralarının üzerine yağla şarap dökerek onları sarmış. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip bir hana götürmüş ve onunla ilgilenmiş. Ertesi gün iki dinar çıkararak hancıya vermiş. Ona iyi bak demiş. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşuluk yapmış? Yasa uzmanı... Ona acıyıp yardım eden. Dedi. İsa ona git. Sen de öyle yap." dedi. İsa Marta ve Meryem'in evinde. İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adında kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek "Rab," dedi. "Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin." Rab ona şu karşılığı verdi. "Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey var. Meryem iyi alanı seçmiştir ve bu kendisinden alınmayacaktır